Merhaba arkadaşlar. Android uygulama geliştirme ders serimizin 4. görsel dersiyle sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi bir önceki dersimizde emülatörlere emülatör eklemeyi ve dışarıdan bir emülatör çağırmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise sizlerle birlikte biraz buton işlemlerine bakacağız. İşte buton işlemine dokunduğumuzda veya işte tıkladığımızda ekrana bir mesaj nasıl yazdırılır? XML'den Java dosyasına ID nasıl çağrılır? Bunun kullanımına bakacağız basit olarak. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle Activity Main XML dosyama geliyorum. Gördüğünüz gibi soldaki palette nesneleri ekleyebileceğim nesneleri çalışma alanıma ekleyebileceğim nesneleri görüyorsunuz. Ben buradan sadece buton eklemek istiyorum. Örneğin şuraya ekranımın ortasına bir buton ekledim. Evet, bir buton ekledim. Daha sonra sağdaki Properties penceresinden butonla ilgili yani eklenen nesneyle ilgili ayarlamaları yapabiliyorum. İşte buradan New Button adında bir text özelliği New Button olan bir otomatik olarak bir buton eklendi. Ben buna diyorum ki İşte buradan değiştirebilirim. Diyorum ki buraya tıkla. Bu şekilde değiştirdim. Bunun dışında ne özellikleri değiştirebilirim? İşte genişliğini, varsa eğer butonun temasını değiştirebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi burada şu an yükleme problemleri oluşuyor da. Beyaz olmasın. Örnek olarak. Şunu kullanabiliriz. Dediğim gibi buradan işte yazının rengini, yazı gölgesini vesaire işte tıklandığında ne işlemi yapmamı gerektiriyor. Ben bunu kodla çözeceğim ama buradan da direkt olarak kod bilgisi olmadan da etkileşime girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ayrıca burada alt palette gördüğünüz design bölümünün yanında text sekmesi de bulunmakta. Buradan da işte gerekli ayarlamaları, düzenlemeleri buradan da yapabilirsiniz. Burada bizim için önemli olan her nesnenin, eklenen her nesnenin bir de XML kodlarının otomatik olarak oluşturulması. XML kodlarında işte neler oluyor? Genişliği, yüksekliği, texti, önemli olan ID'si, bakın ID'si, burada önemli olan nokta bu. Yukarıdan genişliği, sağdan soldan yüksekliği vesaire. Yani bunun tasarımsal olarak düzenlemelerini buradaki design sekmesinin yanındaki text sekmesinden de yapabilirsiniz. Şimdi main activity Java dosyama geliyorum. Kodlarımı yazacağım yere. Şimdi öncelikli olaraktan bir buton kullanacağım için bir butonu activity dosyama tanıtmam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? Buton diyorum ki buton. Bu bir Android widget'ı. Evet, burada gördüğünüz gibi ID'sini işte buton 1 de diyebilirim ben buna. Diyelim ki buton 1. Buraya geldiğimde butonu bulamayacak. İşte buton 1 diyeceğim ben buna. Pardon. Özür dilerim. Şu şekilde bırakalım. Evet, bunu bir buton olduğunu belirtiyorum. Fakat
Daha işte burada bana açıklama olarak belirtiyor bunu henüz kullanmadın diye. İlk derste gördüğümüz gibi onCreate metodunun içerisindeki kodların benim uygulama ekranım yüklendiğinde otomatik olarak çalışmasını istediğim kodlarımdı. Şimdi burada diyorum ki buton değişkenime buton sınıfı find by id burada gördüğünüz gibi zaten çıktı. Find by id resources içindeki id sınıfı ve bu bir butondur diyorum. Evet, burada ne yaptım aslında? Bir buton kullanacağımı tanımladım yukarıda ve buton değişkenime butonun ID'sini atadım. Evet. Sadece bunu yaptım. Şimdi tıklama olayı için gerçekleştireceğim kodları da hemen bunun altına ekleyebilirim. Diyorum ki buton nokta set on click on click listener. Zaten burada otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunu hemen buradan seçebilirsiniz. İçerisine bir tekrardan bir on click metodu tanımlamam gerekiyor. New on click diyorum. Fakat bu boş olduğu için kabul etmiyor muhtemelen. New on click listener gördüğünüz gibi çıktı. Ve bunun içerisinde otomatik olarak benim on click metodumu oluşturdu. Evet. Şimdi bunun içine ne yaptım burada? İşte set on click listener metoduyla yeni bir on click listener metodu kullanacağımı belirttim ve aslında bakarsanız butonun on click'ine şu anda kod yazıyorum. Butona tıklandığında ne olacak? Butona tıklandığımda diyorum ki ekrana bir toast mesajı yazdır. Bu toast mesajı nasıl olsun? Toast kullanımı nasıldır bunun? Toast nokta make text bunun içine çeşitli parametreler vermem gerekiyor. Nedir bu parametreler? İşte bunu nerede kullanacaksın diyor 3 sınıfı. Main activity diyorum. Neyi kullanacaksın? İşte main activity nokta this virgül diyorum. Parametrem butona ne yazsın? Butona tıkladınız yazsın. Butona tıkladınız yazsın. Virgül kullanımı nasıldı? Toast nokta bunun uzunluğunu belirtmem gerekiyor. İşte toz mesajı ekranda uzun mu kalsın, kısa mı kalsın? Diyorum ki uzun kalsın. Nokta show diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi toz mesajının kullanımı da bu şekilde. Dolsun nokta make text main activity nokta this 3 tane parametre alıyor. 3 sınıfını belirtmem gerekiyor. İçine mesajı belirtmem gerekiyor ve uzunluğunu belirtmem gerekiyor. Son olarak da nokta show fonksiyonuyla bunu çalıştırıyorum. Evet. Şimdi bunu bir de emülatörde görelim dilerseniz. Genymotion emülatörümü, Gemination programında çalışan bir cihazımı start ediyorum. Genymotion nedir derseniz arkadaşlar, bir önceki
dersimizde Genymotion sanal cihaz kurulumunu birlikte gerçekleştirmiştik. Bir önceki dersi izlemeyen arkadaşlarımız varsa burada sıkıntı yaşayabilirler. Bir önceki dersi izleyebilirler sıkıntılarını çözebilmek için. Gördüğünüz gibi sanal cihazım şu anda başladı. Bunu arkaya atıyorum. Android Studio'ma da play butonuna bastığımda diyor ki Genymotion adında bir işte sanal cihazın şu anda çalışıyor. Buna göndereyim mi diyor. Evet diyorum. Ve bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi uygulamam açıldı. Buraya tıkla butonuna basıyorum ve gördüğünüz gibi alt kısımda toz mesajı şeklinde butona tıkladınız adında bir toz mesajı bana gösteriliyor. Evet, basit şekliyle bu şekilde bir mesaj verdirdik. Lütfen siz de uygulayın. Sıkıntınız olursa yorum olarak videonun altına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıkıntılarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi fatihsoysal.com üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki görsel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.